Evet Evet arkadaşlar, arkadaşlar, süre burada kalmıştık. kalmıştık. Hocam ikinci anlıyorum. Burada kalmıştık Selma en son. Sonra buradan nasıl düşündün devamını? Sağ tarafta bir sayı var. Yani değişken yok. O yüzden sol tarafı da çarptığımızda birbirine götürmesi için A artı B artı C'yi bölmeyi düşündüm. Yani A artı B bölü 2. B artı C bölü 2. Artı C artı A bölü 2. Evet. Böylece çarpınca da birbirlerini götürecekler dedim. Evet, bu da yukarıdaki koşuyu verdi. Evet arkadaşlar, bu da cebimizde dursun. Yukarıdaki koşuya doğru ilerlemiş oldum böylelikle. Ne olmuş oldu burası? Şu gördüğümüz kısım, şu gördüğümüz kısım A artı B artı C olmuş oldu. Yan tarafta gördüğümüz kısımda 1 artı B artı C artı 1 A 1 bölü A artı C artı 1 bölü A artı B olmuş oldu. Burası da 3 bölü kök 2'den 9 bölü 2 olmuş oldu. Ki zaten Selma'nın başta yaptığı gözlem buydu. Bunu gösterirse sorunun biteceğini düşünüyordu. Biz de bunu göstermiş olduk ve soruyu bitirmiş olduk. Evet, görmesi kolay değil. Aferin Selma. Var mı anlayamayan arkadaşlar? Var mı? Peki, devam edelim. Geldik 10. sorumuza. R yarı çaplı çemberin içine çizilen bir dikdörtgenin çevresinin en fazla 4 kök 2 R olabileceğini gösteriniz. Tabii biz koşu vazda göstereceğiz. Farklı şekillerde de gösterebilirsiniz. Bir çemberimiz olsun arkadaşlar. Bu çemberin içine çizilen bir tane herhangi bir dikdörtgenin bir tane dikdörtgenin çevresinin en fazla 4 kök 2 R olabileceğini göstereceğiz. Bir tane ABCD dörtgeni çizelim arkadaşlar. Dikdörtgeni ABCD dörtgeni. BC kısmına 2x diyelim. AB kısmına da 2y diyelim arkadaşlar. Bir de bunun merkezi olsun. O diye merkezi olsun. O noktasından DC ve DC ve AD kenarlarına çizilen dikdörtgenlerin ayakları sırasıyla G ve H olsun. Yani şurası G olsun, şurası H olsun çocuklar. Buradan da biz anlarız ki burası X, burası Y arkadaşlar. Ve biliyoruz ki aynı zamanda şurası bizim yarı çapımız R. O zaman buradaki Pisagor'dan dik üçgenin içinden x kare artı y kare eşittir R kare olur. Peki bizim çevremizde bir yandan da onu da yazalım. Bizim çevremizde 4 tane x artı 4 tane y. Bizim amacımız bunun en büyük değerini bulmak. Dolayısıyla Cauchy Vaz'dan faydalanarak x artı y üzerinde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bir tane x artı bir tane y'nin parantez karesi büyük eşit küçük eşittir arkadaşlar. Birin karesi artı birin karesi çarpı x kare artı y karedir. Buradan da arkadaşlar x artı y'nin parantez karesi 2 çarpı x kare artı y kare de y kare de biliyoruz ki r kare. İki tarafında kökünü alırsak x artı y'nin mutlak değeri çıkar ama x ile y'nin pozitif olduğunu biliyoruz biz. Dolayısıyla bunu direkt olarak kök 2 r diye çıkarabiliriz. Bize 4x artı 4y'yi soruyordu. İki tarafı da 4 ile çarparsak 4 kök 2 r yapmış olacak. Ama peki bu 4 kök 2 r olabilir mi? Olabilmesi için ne olması lazım? Olabilmesi için x'in biri oranının y'nin biri oranına eşit olması gerekecek. Ki o da bize x'in y'ye eşit olmasını söyleyecek. Biz ne biliyorduk bir de? Şunu biliyorduk arkadaşlar. O zaman x kare artı y kare ne olacak? X kare
artı y kare yerine x kare artı x kare eşittir r kare yazarsak 2x kare eşittir r kare olacak. X eşittir r kök 2 bölü 2 gelecek arkadaşlar. Yani x r kök 2 bölü 2, y de aynı zamanda r kök 2 bölü 2 iken biz bu dikdörtgenin çevresinin maksimum olduğu 4r kök 2, 4 kök 2 r'ye ulaşabiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla çevrenin alabileceği maksimum değer 4 kök 2 r'dir. Şekli çizdikten sonra hani koş işi vazlı uygulamak aklınıza gelse aslında çok da zor olmayan bir ifade. Anladınız mı arkadaşlar bu soruyu, çözümünü? Sorusu olan var mı? Kaç dakikamız var gözüküyor? Hocam 10 dakikadan fazla. Daha büyük. Tamam. 11. soruya gelelim arkadaşlar. 11. soru. Var mı arkadaşlar 11. soruyu çözen? Selma var gene. 11. soru için ikinci soruda bir hatırlatma yapacağım arkadaşlar. İkinci soruda aslında biz ne yaptık? Bu ifadenin minimum değerinin 98 olduğunu gösterdik. Hatırlarsınız, çok uzatmayacağım. İkinci sorudan, bugün çözdüğümüz ikinci sorudan biz biliyoruz ki 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü z büyük eşit 98'dir. bu 98 ise o zaman buradaki bütün ifadelerin birbirine eşit olması gerekiyor ki hatta biz ikinci soruda onu da göstermiştik. Değil mi Selma? Neydi bizim değerlerimiz oradaki x, y, z? Hatırlatır mısın? Selma, 1 bölü 14, 1 bölü 49, 1 bölü 35'te bulmuştuk. Bu soru o sorunun aynısı olmuş arkadaşlar. Sadece eşitlik durumunu ölçmüş. İkinci sorumuzla aynı soru. Peki, A, B, C gerçel sayılar olmak üzere aşağıdaki denklem sistemini sağlayan en büyük ve en küçük C değerlerinin toplamı kaçtır arkadaşlar? Bu da bizim 12. sorumuz. Çözen var mı? 2 kişi. Arda nereden çözdün? Nasıl çözdün? Hocam ben 11'e kaldırmıştım. 11'e mi kaldırmıştın? 12'ye el kaldıran Selma yaptın mı? Yaptım hocam. Nasıl yaptın? Önce A artı B artı C'nin karesini aldım. Neden böyle bir şey yaptın? A kare artı B kare artı C kareye ulaşmak için. A kare artı B kare artı C kareye bu şekilde ulaşabilirim dedin. Çünkü şurayı bize ne vermiş? Soruda 0 vermiş arkadaşlar. Dolayısıyla A kare artı B kare artı C kare de 36 yapmış oldu. Sonra? Sonra A artı B eşittir 6 eksi C yazdım. Bundan çözmüştük iki tane soru değil mi arkadaşlar? Diğer yandan da A kare artı B kare de 36 eksi C kareyi de hatırlarsanız bir önceki hafta yani geçen hafta analiz dersinde bununla alakalı sorular çözmüştük. Sonra Selma? A'nın A kare artı B kare. Şöyle. Böyle de olur. CSE'den değil mi? Evet. 1'in karesi artı 1'in karesi. Yani A artı B'nin karesi A kare artı B kare çarpı 2. A artı B zaten artı B yerine 6 eksi C yazacağız. A kare artı B kare yerine de 36 eksi C kare yazacağız. Yazarsak toparlarsak ifadeyi açıp karşımıza C kare eksi 4C eksi 12 küçük eşit 0 çıkacak. Bu da C eksi 6 çarpı C artı 2. Küçük eşit 0. Bunun tablosunu yaparsak çocuklar köklerinden birisi 6, bir diğeri eksi 2,
artı eksi artı sıfırdan küçük eşit dediği için şu bölgeyi alabiliriz arkadaşlar. Yani C'nin değer aralığı 6 ile eksi 2 aralığında. Bize soruda C'nin en büyük ve en küçük değerlerini bulun diyordu. Yani bu eşitliğin sağlanması gerekiyor. Nasıl olacak? Nasıl yapacağız? Selma? A eşittir B olacak. Hı-hı. Evet. C eksi 2 iken A ve B 4 oluyor. Ha, zaten o şekilde sağlayalım. C 6 iken de 0 oluyorlar. Anladım. Yani şurada yerine koysak belki çıkartırız. Daha hani şey olarak. A ile B eşit. A çarpı B a kare olsun. AC artı bir tane daha AC olsun. Eşittir 0. A kare artı 2AC eşittir 0 oldu arkadaşlar. Buradan denersiniz çıkarmayı. Hiçbir çıkaramadım. Selman dediği gibi yapacağım. A hocam, eşittir B. A artı B artı C'den daha kolay çıkıyor. Evet. Evet. C eksi 2 için çocuklar ne gelmiş oluyor? AB 4 gelmiş oluyor. C 6 için A ile B ne gelmiş oluyor? 0 gelmiş oluyor. Dolayısıyla 6 olabildiğini de gösterdik. Eksi 2 olabildiğini de gösterdik. En büyük değeri 6, en küçük değeri eksi 2. O zaman maksimum değeri C'nin 6. C'nin minimum değeri de eksi 2 olacak arkadaşlar. Buna benzer sorular çözmüştük. Anlaşıldı mı bu soru? Anlamayan var mı ya da? Sorusu olan. Anlaşıldı hocam. Peki. Evet, 13. sorumuza gelelim. Bu da aslında benzer bir soru. Yani 12. sorunun bir ileri versiyonu. Burada da aynısını yapacağız. A artı B artı C artı D'nin karesini alacağız. A kare artı B kare artı C kare artı D kare artı iki parantezinde şu gördüğünüz ifade gelecek arkadaşlar. Ki orası da 0 olacak. 16 eşit olmuş olacak. Bize D'yi sorduğu için A kare artı B kare artı C kare eşittir 16 eksi D kare. Bir de A artı B artı C eşittir 4 eksi D olacak. Gene aynı şekilde koşuyu kullanırsak arkadaşlar. CSE'den bunu artık size bırakıyorum. Önceki sorunun aynısı tamamen. Yerine koyuyorsunuz. Karşınıza denklem geliyor. Denklemi çıkartıyorsunuz. Sonra eşit olduğu durumları bulmaya çalışıyorsunuz diyorum. Ve bu soruyu geçiyorum arkadaşlar. 14. Kenar uzunlukları A, B, C ve yükseklikleri H, A, H, B, H, C alanı ise S olan herhangi bir üçgende A artı B artı C çarpı H, A artı H, B artı H, C büyük eşittir 19 S. Bakın 18 S pardon. Şurası 18 çarpı S harfi arkadaşlar. Yani üçgenin alanı. Burada da arkadaşlar kök A, kök B, kök C ve kök H, A, kök H, B, kök H, C için C koşuşu varsa eşitsizliği uygulanırsa uygulayalım. Kök A çarpı kök H A artı kök B çarpı kök H B artı kök C çarpı kök H C'nin karesi küçük eşittir. Kök A'nın karesi artı kök B'nin karesi artı kök C'nin karesi. Kök H A'nın karesi kök H B'nin karesi artı kök H C'nin karesi. Tabii bunu da şunlara ulaşmak için bunları nereden çıktığını anlıyorsunuz sanırım. Peki bu nedir arkadaşlar? Biz biliyoruz ki A çarpı H A bölü 2 S yapıyor. O zaman A çarpı H A 2 S yapar. Yani burası kök içinde 2 S.
Aynı şekilde burası da kök içinde 2s. Aynı şekilde burası da kök içinde 2s. Yani 3 tane kök içinde 2s'in karesi a artı b artı c çarpı ha artı hb artı hc. Karesini alırsak bunun 18 tane s küçük eşittir a artı b artı c çarpı ha artı hb artı hc olacaktır diyoruz. Ve gelelim son sorumuza. Bu da Akdeniz Üniversitesi'nde 2007 yılında çıkmış bir soru arkadaşlar. X artı y 2 çarpı kök içinde x artı 3 artı kök içinde y artı 4 eşitliğini sağlayan reel x ve y sayıları için bu ifade toplamın alabileceği en büyük değer nedir arkadaşlar? Burada ne yaparsak arkadaşlar hani koşuyu da hani bu sorunun koşuyla alakalı olduğunu artık bu konuda olduğumuz için biliyorsunuz. Buna ulaşmak için ne yapabiliriz? Hı? Hangi sayılarda koşu kullanalım? Peki şöyle yazalım. Arkadaşlar. Herhalde yazdığımı anlıyorsunuz koşuyu. Değil mi? Peki ne olur bu arkadaşlar? Burası 2 olur. Burası 3 artı y artı 4 olur. Burasında x artı 3 y artı 4'ün parantez karesi olur arkadaşlar. Şimdi burada şu gördüğünüz ifadeye biz a dersek, yani x artı 3 artı y artı 4'e a dersek burası ne olur arkadaşlar? Şurası ne olur? Hı? 2a artı 7. 2a artı. Neden öyle dedin? 7. Neden? Ha, pardon, 2 ile de çarpacağız. Çünkü x artı y 2a oluyor. X artı y 2a oluyor. Neden x artı y 2a oluyor? Soruda ilk başta verilen eşitlikten. Evet arkadaşlar. Şurada gördüğünüz eşitlikten dolayı şuraya biz a dersek bu kısmı a demiş oluruz. X artı y de 2a olmuş olur. Şurası 2a olduğu için burası 2a artı 7 oldu. Bir de 2 ile çarptık arkadaşlar. 4a artı 14. Şuraya da a demiştik. A'nın karesi. Ne olacak? A kare eksi 4a a kare eksi 4a'yı görünce hemen yanına ne ekleyeceğiz arkadaşlar? 4 ekleyeceğiz. O zaman eşitliğin sağ tarafına 14'ü 4 eklersek bu olacak. Yani a eksi 2'nin karesi küçüktür 18 olacak arkadaşlar. İki tarafında kare kökünü alırsak a eksi 2 kök 18 yani 3 kök 2'den küçük olacak. Yani a eşittir 3 kök 2 artı 2'den küçük olacak. Bize neyini sormuştu arkadaşlar? Alabileceği en büyük değeri sormuştu. Burada alabileceği en büyük değer de ne olacak? 3 kök 2 artı 2 olacak. Olabileceğini de siz gösterirsiniz arkadaşlar. Süremiz azaldı. Bu noktada bu dersi de bitiriyoruz arkadaşlar. Video